Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim süt ya da yoğurt kullanmadan suyla çok kolay simit poğaça yapacağız. Özellikle kahvaltıya çok yakışıyor muhakkak. Yapmalısınız. Hemen hamurunu yoğurarak başlayıp 1 çay bardağı sıvı yağ. Hemen burada 2 su bardağı şu klasik bardakla ılık suyumu kavanozumun içine koydum. Tam 2 su bardağı. 1 adet yumurta hem ilave edip hem karıştırıyorum. 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker. 1 yemek kaşığı şöyle dolu dolu biraz daha koyarsam tepeleme olacak. Kuru maya onu da hemen karıştırıyorum. Hemen burada 6 su bardağı unumu eledim. Muhakkak unumuzu elemeye özen gösterin arkadaşlar. Biraz şöyle karıştırıp mayayı eritiyorum. Yeterli. Unun önce bir yarısını ilave edeyim. Eğer un gerekirse tekrardan alacağım. Size sonunda ne kadar un ilave ettiğimi söyleyeceğim. Hemen bir tatlı kaşığı böyle silme olacak şekilde tuz. Böyle çok aşırı tepeleme doldurmayın. Çok tuzlu olur. Şimdi unumu yavaş yavaş ilave edip ele yapışmayan olduğunca yumuşak bir hamur elde ediyorum. Bu poğaçada en önemli püf nokta arkadaşlar suyunuz muhakkak ılık olsun. Süt ya da yoğurt kullanmadığımız için bu su sayesinde yumuşacık bir poğaça olacak. Şimdi unumu katıp yavaş yavaş yoğuracağım. Sizler de ununuzu yavaş yavaş ilave edin. Sonunda size ne kadar un ilave ettiğimi söyleyeceğim. Şimdi hamurumu toparladım sadece. Çok yoğurmadım. Hemen şöyle kenara alayım. Tezgahımın üzerine yanıma yarım su bardağı un daha aldım. Hafif serpiyorum. Bu yarım su bardağın hepsini kullanmayacağım tabii. Böyle hamurumu ara ara elime yapıştıkça yoğurup yumuşacık bir hamur elde edeceğim. Elinize yapışmadığı sürece sakın hamurunuza un serpmeyin. Böyle tezgahın üzerinde ya da bir masanın üzerinde hamurunuzu yoğurmanızı tavsiye ederim. İnanın daha kaliteli bir hamur elde edeceksiniz. Şimdi böyle baktım elime yapışıyor. Ara ara hafif unu serpip hamurumu yoğuruyorum. En az 3 dakika boyunca. Elinizi yıkayın hamurunuzu toparladıktan sonra. Bu böyle masada ya da tezgahın üzerinde hamurunuzu en az 3 dakika olacak şekilde yoğurun. Ben de şimdi böyle elime yapıştıkça unu serpip hamurumu yoğuracağım. Hamurumu yoğurdum. Tam yarım su bardağından şöyle bir yemek kaşığı kadar kaldı. 6 su bardağı bir de hemen hemen yarım su bardağından biraz daha az un kullanmış oldum. Yani toplam hamuru bu hale getirene kadar 6,5 su bardağı un kullandım. Hamurum harika oldu arkadaşlar. Yumuşacık. Bakar mısınız şuna? Çok güzel oldu. Böyle hafif elinize de yapışsın tabii ki. Böyle çok aşırı un serpmeyin. Şimdi hamurumu şöyle bir toparlayayım. Hala sıcacık çünkü ılık suyla yoğurulması çok önemli. Lütfen hamurunuzu muhakkak ılık suyla yoğurun. Un koyduğum kaba hamurumu alıyorum. Streç filmi üzerini kapatıyorum. Hamur iki kat olana kadar ortalama 45 dakika, yarım saat kadar dinlendiriyorum. Bu odanın ısısına göre değişecektir. Şu anda havalar çok sıcak olduğu için yarım saatte mayalanacağını düşünüyorum. Hamur yeterince mayalandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iyice şişti. Hemen şöyle üzerinden alıyorum. Masanın üzerine hamuru çıkartıyorum. Yumuşacık olmuş. Dışarıda böyle uzun uzun kestim. Onu da hemen yanıma aldım. Şöyle ortadan ikiye ayırayım. Biraz un serpeyim. Hamuru uzun şerit haline getireyim. Daha rahat bir şekilde parçalar koparmak için. Hemen hemen portakal büyüklüğünde parçalar koparıyorum.
15 parçaya böldüm. Hemen beze haline getiriyorum. Büyükleri küçüğe ekleyerek eşitleyeceğim. Kenara alıyorum. Biraz un serpeyim kenara. Daha rahat yapışmaması için. Yumuşacık olmuş olmalıdır arkadaşlar. Harika bir şey. Hiç süte falan inanın gerek yok ya da yoğurda. Hiçbir ayrı bir tat verdiği falan da yok. Bu şekilde rahatlıkla yapabilirsiniz. Hemen yuvarlayıp kenara alıyorum. Hamuru şu şekilde açtıktan sonra şöyle ortasına kaşarı koyup kenar kısımlarından kapatıp sarıyorum. Bu kadar kolay. Kenara alıyorum. Çok aşırı büyük olmadan açıyorum. Şu şekilde kaşarları uzunlamasına koyup kenardan kapatıyorum. İçe doğru verip sarıyorum. Bu şekilde kenara alıyorum. Yapımı da çok kolay. Şekli hiç uğraştırmıyor. Biraz uzun yapıp daha iyi şekil alıyor. Şöyle kenarlardan kapatıyorum. Bu şekilde kenara alıyorum. Ben bir tane daha gösterip ben gerisini yapıp bitireyim. Kaşarı şöyle uzunlamasına koyuyorum. Ela şu an ortalığı birbirine katıyor. Ben de bunu bitirme derdindeyim. Bu şekilde yapmanız yeterli. Hepsinin şeklini verdim. Şimdi bir yemek kaşığı şöyle dolu dolu pekmez kabın içine alıyorum. Bir su bardağı suyla pekmezi karıştıracağım. Önce biraz şöyle bir karıştırayım. Bir su bardağı çok olacak arkadaşlar. Yarım su bardağı yeterli. Tamamdır. Bir su bardağından biraz daha az. Çok aşırı yoğun pekmez yapmayın. Bu sefer çok tatlı olur. Şimdi fırın tepsimi de yanıma aldım. Önce pekmezli suyu, sonra susamı batırıp tepsime dizeceğim. Şöyle iyice bol bol buluyorum. Ondan sonra susamın içine atayım. Bir iki tanesini atacağım. Ondan sonra bulayacağım. Susam da iki su bardağı kadar. Ben şöyle bolca buluyorum. Tepsiye diziyorum. Arzu ederseniz sadece ön kısmını da bulayabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Bu şekilde. İsterseniz susamınız azsa sadece ön yüzüne de bulayabilirsiniz. Hepsini tamamladım arkadaşlar. Şimdi tepsi mayasında bir 15 dakika kadar bekletip önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Poğaçayı fırından çıkardım arkadaşlar. Harika kabardı. Tam yarım saatte pişti. Yumuşacık bir poğaça oldu arkadaşlar. Şöyle piştikten sonra üzerini temiz bir şeyle örtün. Birazcık dinlendirin. Ben de bir 15 dakika kadar dinlendirdim. Hemen sizlere böyle içini, yumuşaklığını falan gösterip videomu bitireceğim. Bakar mısınız? Yumuşacık harika bir şey oldu arkadaşlar. Hiç süt ya da yoğurt olmadan da gayet güzel yapabilirsiniz. İçi de yumuşacık oldu. Kaşarı da harika eriyor. İçine bakar mısınız? Yumuşacık oldu. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.